Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir yeni bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Videolara biraz ara vermiştim erişim için. Şimdi yeniden geri döndük. Videoları günlük atmaya çalışacağız. Umarım izlenmeler ve beğeniler güzel olur. Şimdilik bir düşük bir beğenilerdeyiz. 5 beğeni gibi, 5-10 beğeni, belki 15 beğeni falan oluyor en başki videolarda. Biraz sayfanın keşfedilmesi gerekiyor. Ama ilginiz için teşekkürler gerçekten. En başından beri takip eden bir 25-30 izleyicim var. Onlar bayağı takip ediyor. Yeni takipçiler de katılıyor. Şimdi sizlerle birlikte daha önceki videolardan transfer görüşlerinizi sormuştum. Bunun için iki tane öneri geldi. Onyekuru, Geri Rodriguez ve Cilerme'yi takıma entegre etmeye çalışacağız. Cilerme zaten Trabzonspor'da şu an. Gerçekle uyumlu gitmek için. Şimdilik transfer bütçemiz zaten belirli. Hepsine 6 aylık bir gönderim yapalım. Bakalım nasıl olacak. Zaten Emre Kılınç'ı da kadromuza kattık. Onyekuru'ya da gönderelim. Takipçimiz istedi çünkü. Sizler sayesinde transferlerimize yön vereceğiz. Bu ara birazcık daha videolar her gün gelebilir yani. Bir de Sturridge'e Newcastle'dan 17 milyon dolarlık bir teklif geldi. 16.500 serbest kalma ücreti. Pazar değeri 16.500, serbest kalma 19 milyon. Gerçekten yüksek rakamlar. Şu an bizim elimizi rahatlatır ama gerçekten çok iyi bir forma sahip Sturridge. Şimdi sizi bekletmeden Alanyaspor ve ardından Gençler Birliği ile maçımız var. Birinci sıradayız. 36 puan Galatasaray ve Fenerbahçe'de 36 puanda. Bakalım fikstür bize neler katacak. Sizi bekletmeden maça geçelim. Lütfen transfer görüşlerinizi de yorumlarda belirtin. Oyunun gidişatı nasıl olsun? 2 maç yeterli mi? Birazcık daha maçların süresini azaltıp 3 maça mı çekeyim? Yani beğenilerinizi eksiltmeyin lütfen. Bunlar çünkü motive olmamı sağlıyor benim. Ve müthiş bir maç. Alanyaspor Trabzonspor başlıyor. Şimdi Alanyaspor'da Akayem'e baskıda Efecan Karaca parmak bırakmadı onu. Akayem'e Sörlot'a doğru müthiş bir pas attı. Sörlot biraz geride kaldı. Abdülkadir alabilecek mi? Baskıda Abdülkadir. Kene alamadı. Derken Onazide top. Mikel. Mikel parmağı oynadı. Parmak. O da Vakeme'yi gördü. Vakeme yetişebilecek mi? Şimdi top Alanyaspor'dan Musa. Orada bir anlaşmazlık. Derken top yine Alanyaspor'da kaldı. Şimdi orada bir hata var gibi. Aman diyeyim çocuklar. Sosa baskıdaydı. Şimdi topu kaptık. Bakalım bu pozisyondan ne gelecek derken son anda ortada bir müdahale geldi. Karşılık top kayıpları. Hadi olsa gerçekten böyle top kayıpları yapmamamız gerekiyor. Ortadan ard arda gol yaptık. Şimdi Alanyaspor faul atışını kullanacak. İkinci yarı çift forvete dönebilirim gerçekten. Bakalım neler olacak. Şu an da defansı cidden çok kalabalık yani. Şimdi Juan Pereira'ya verdi. Pereira açtı ortasını. Ortayla karışık bir şut gibi. Out. Marafona uzun kullandı. Türkmen karşıladı hafiften. Ortaya doğru oynadı. Vakeme top istedi. Vakeme yapma Vakeme.
Vurdu son anda olmadı. FM topine Trabzonspor'da güzel bir maç geçiyor gerçekten. Şimdi João Pereira Abdülkadir'e doğru. Abdülkadir açtı ortasını, gelmedi. Sorlata bakalım, tehlikeli paslaşmalar defansta. Efecan Karaca'da top, parmak baskıdaydı. Hüseyin şimdi baskıda, kaptı topu Hüseyin. İleriye doğru bir pas, Sorloth'ta kaldı. Sorloth offside'dan gelmiş. Dakika 30, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şimdi Sosa kaptı topu. Sosa Sturridge'e doğru da verdi. Sorloth aşağıda çekti. Sorloth bir kez daha düzeltti. Vakevi de vurdu. İnanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz pozisyonlar kaçtı gerçekten. Akıl almaz pozisyonlar. Şimdi sol kanattan geliyor. Sturridge ile Sorloth'un ismi karıştı. Kusura bakmayın orada. Hadi onu Türkmen kaptı. Pasını da verdi. Vakeme'yi kaçırmaya çalışıyor. Vakeme ileri doğru güzel düşündü. Şimdi ortadan çıkma çabasındaydı. Ooo, João Pereira'dan çok iyi. Sorloth, Sorloth. Müthiş pas Sorloth'a. Sorloth! Sorloth affetmedi. 0 uzatmada Sorloth. Alexander Sorloth. Alanya Spor'un savunmasının arasına müthiş saktı. Ve karşı karşıya affetmedi. Her zamanki gibi formda. Yağmur başladı. Zor bir maç. İkinci yarı bizi bekliyor olacak. Hüseyin Çimşir takımın başında gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Evet, size daha bol gollü bir maç seyrettirmek için Sorloth'la Sturridge'i aynı anda oynatacağım. Bakalım neler olacak. Emre Kılıncı almamışız. Onu bir dahaki maçta alalım. Takımın şu an Sorloth biraz yorulmuş. Ama şu an için kalsa daha iyi olur. Çünkü ona ihtiyacımız var. Daha çok gol atması gerekiyor. Sorloth. Şimdi Mikel. Mikel sakin oynadı. Sosa araya oynadı. Sturridge Vakayeme'ye verdi. Vakayeme bıraktı. Kaleciden seken top. Sorloth. İşte bu. Yani oyuncu forvet dediğimiz olay tam olarak bu. Golü kokluyor adeta Sorloth. Yani golü gerçekten hissediyor Alexander Sorloth. Müthiş bir maç gerçekten. João Pereira bırakmaz, o bırakmaz. Geriye doğru sakince oynadı. Sosa. Sosa tehlikeli bir pozisyon denedi. Ömür bıraktı João Pereira'ya. João Pereira. Sorloth'a. Sorloth bıraktı Sturridge'i ama. Sturridge o kadar yavaş ve kötü vurdu ki inanılmaz gerçekten.
Şimdi Alanyaspor atakta, müdahale yerinde Vakeme. Vakeme Sturic orada koşsa belki almıştı şu an topu. Arayı çok güzel oynadılar Musa Çağran'dan Fernandez'e. Oradan Mikel soğukkanlılığını konuşturdu. Sturic. Düşerken Alexander Sörloth müthiş kaleyi gördü gerçekten. Ama golle buluşamadı. Şimdi korner. Bir pozisyon daha. Vakeme vurdu kaleci. İnanılmaz bir pozisyon, korner olması lazım. Bakar mısınız pozisyona? Sturic ileriye doğru, Vakeme vurdu kaleci. Sonrasında defans uzaklaştıramadı. Bir korner daha. Yine Sturic. Asfaltla top dışarı çıkıyor. Mikel derken Sosa yardımına yetişti. Müthiş pozisyonlar gerçekten. Abdülkadir Ömür biraz sakin kaldı o pozisyonda. Top kaybı yaşandı. Sörloth bıraktı. Sturic'e yakın pres vardı, o yüzden dengesini kaybetti. Yağış da var gerçekten. Futbolcuların bu havada top oynaması gerçekten zor. Efecan'da top. Çok iyi araya girdi o Nazzi. Top onda kalmadı yine. Aldı bu sefer. O Nazzi. Sturic. Sörloth'a verdi. Abdülkadir. Abdülkadir biraz yorulmuş olmalı. İkinci top kaybı çünkü. Abdülkadir'in derken bir top kaybı daha geldi. Salih Uçan kaptı. Juan Pereira onu telafi etti. Sturic orta sahada. Çokça top kayıpları geldi gerçekten. Şimdi Sturic pas dedi. Orta açtı Sturic. Sörloth'a doğru. Top gelmedi. Şimdi Alanyaspor. Musa Çağran araya çok güzel düşündü ama top yerini bulmadı. Sörloth kimseyi affetmiyor. Şutunu da çekecekti. Son anda bir müdahale geldi. Sosa aldı topu. Sörloth'a çıkarabildi. Derken orada neler oluyor gerçekten. İnanılmaz pozisyonlar. Herkes yoruldu artık. Fernandez. Pereira baskı yapıyordu. Bir pozisyon Uğurcan. Müdahale yerinde. Uğurcan'dan müthiş bir müdahale geldi gerçekten. Ve Sörloth'un iki golüyle, iki mükemmel golüyle Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarıyor. Gerçekten güzel bir maçtı. Bakalım transferlerde ne gibi gelişmeler olacak derken yine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de 39'ar puanı var. En yakın takipçimiz Başakşehir ve Göztepe 34. Biraz zorlu bir fikstür geçiyor gerçekten. Bakalım görüşme günü de ne olacak. Sözleşme görüşmesi 1. gün. Cilerme okeylemiş. Onu birazcık daha aşağı indirebiliriz diyor. Görüşme masasına geri dönelim. Cilerme'yi indirebiliriz. Diğerlerine bakalım. Onlardan bir haber var mı?
Eklediğimiz gibi bizim de sözleşme imzalı. Ya yani Geri Rodriguez kabul etmedi. Kulübümüzde bir gelecek görmüş Onyekuru'da. Cilerme okeylemiş. Cilerme yani yıllık maaşını arttırırız, onun sıkıntı yok da. Onu şu an her şeyin gerçekleşmesi için, gerçeğe dönmesi için daha doğrusu alıyoruz zaten. Hemen onun imzasını da attıralım. Güzel olur. Gençlerbirliği maçı var önümüzde. Cilerme'nin imza töreni. Heyecanlı dakikalar Cilerme için. Onunla transfer ettik. Gerçekten güzel bir forma sahip oyuncu. 10 numara. Şu an sağ kanat mevkiinde gösteriyor ama 10 numara pozisyonunda da gerçekten çok iyi oynuyor. Evet, gerçekten çok sıcak bir ortam var. Anlaşmalar tamam. Şimdi bir bakalım şöyle bir takıma. Evet, biraz ücretler hakkında niye indirmediniz ayarı veriyor bize. Ama onu biz belirleriz. Hemen şuradan bir oyun planına gidelim. Evet, Çağlar Söyüncü'yü aldık. Çağlar Söyüncü'yü koyacağız. Sizlerin isteğiyle şurada kardeşler yerine Emre Kılınç olsun. Cilerme. Cilerme'yi de parmak yerine oynatabiliriz. Güzel. Nice. Şu şekilde bir bakalım. Çörekçiyi de alalım. Bekçi sokmayız oyunu zaten. Hüseyin'i. Tamam. Çok güzel şu an. Çörekçiyi alabiliriz. Juan Pereira yerine. Ekuban alınabilir. Sarı da oyuna alınabilir gerçekten. Onu şöyle yapalım. Emre Kılınç, Sturridge. Erdoğan da var zaten. Sarıyı alabiliriz. Cilerme'miz oyunda. Gerçekten şu an az kadro. Trabzonspor kadrosuyla oyundayız. Önümüzdeki maç Gençlerbirliği maçı, lütfen transfer görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Ona göre sizin istediğiniz oyuncuları zaten alıyoruz. Gördüğünüz gibi Çağlar Söyüncü, Emre Kılınç. Bunlar gerçekten çok iyi oyuncular. Cilerme'yi de kattık kadromuza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın.